Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün benim, bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuzda arkadaşlar bu gece var ya rahatsız oldum. Gerçekten öyle diyorum. Gece bak gerçekten uyuyamadım. Yemin olamazsın gerçekten. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün benim, bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu takipçiler üzerinden bir öğlenliğin doğulu. Gece var ya, gece inanamazsın çok sıcak. Çok sıcak. Yattığım bilgilerini belgesel vermeye çalışacağım abi. Gece çünkü gerçekten uyuyamadık, edemedik çünkü. Gerçekten de vatürötürlerimizde de var ya, de vatürötürlerimizde de dedi yani ikisini bir anda da çalıştı sandı, o kadar hava vermiyor, fayda etmiyor yani. Şimdi yavaş yavaş videomuzu geçerim şimdilik. Arkadaşlar belgesel videolarımızın YouTube'a kolay bir şekilde giriş yapabilmek, şöyle bir kanalıma abone ol tıkladığınız zaman şöyle isterseniz buraya da yorum yazabilirsiniz. Çıkışa bastığımız zaman bu sefer komple basarsınız. YouTube'la da konu giriş yapmakta gençler. Evet. Kanalımız şu an kolay bir şekilde giriş yapılırdı şu an. Buradan abone olmak isterseniz buradan şu şeklinde. Buradan abone olmak zor da çünkü buradan oturum aç isteyecek. Oturumu açmamız gereken kolay bir şekilde YouTube'a girip ücretsiz bir şekilde abone olup sevinirim ki videonun sonunda da bilgileri vermeye çalışacağım. Videomuzu da beğenebilirsiniz. Bu videoyu da buradan beğenilmiyor. Buradan yeni oturum istiyor. Buradan kanımıza girebiliyoruz. Kanımızı ziyaretime edip tüm videolarımızı da ziyaret edebilirsiniz. Evet. Buradan abone olup ücretsiz bir şeklinde can işareti olan bindirim işaretidir. Tünleri en üstüne getirdiğiniz zaman tüm videolarımızı da tünelden haberlerde uğraşmış olacaksınız. Tüm videolarda sende bir haberlerde gençler. Evet, kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar. Ne bay baş. Bay bay arkadaşlar. Ne bay baş. Arkadaşlar çıktım şimdi ID elektrikten. Evet. Başlıyoruz şimdi videomuza. Arkadaşlar şimdi bugün odadan çıktım. Odam çok sıcak. İnanamazsın. Kamerayı bir sabitleyeyim. Evet. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi İstanbul kaç derece bugün biliyor musun? 45 derece gençler. 45 derece. Annem bana ne söyledi biliyor musun da? Bugün evden hiçbir zaman çıkmamak lazım diyor. Bu havada yani havuza gitmemek lazım, havuza gidecek şeklinde geçen arkadaşlar dün havuza gittik, suya girdikçe suyun sıcaklığı nasıldı biliyor musun? Sıcaklık çok yüksekti, inanamazsın. Havuza gitsek var ya yani inanamazsın, gerçekten serinleyecek bir yer bulamadık, gerçekten öyle diyorum yani. Havuza da serinleyecek yer yok, havuz hem de kalabalık ki. Yani inanamazsın, havuza gitmiş olsaydık var ya kalabalıkta yüzmeye yer kalmayacaktı ha. Söyleyeyim sana. Abi hiçbir zaman bu sıcaklıkta 45 derecelik, 46 derecelik nereden baksan 50 dereceye yakın nereden baksan sıcaklık ya. 50 derece olmuş olsaydı var ya evlerde herkes oturamazdı. Mağazaların içine girecekti. Klima olan yeri kapalı yere gireceklerdi ki klima olan yerde kapalı alanda selinleyeceklerdi. Yemin ederim selinlemeye çalışacaktık illa minnet. Öyle diyorum yani gerçekten. Arkadaşlar yalnız biraz sıkıldık da yani yeni kalktım yataktan abi. Arkadaşlar yatakta uyuyamadım. Doğru düzgün uyuyamadım sıcaktan. İnanamazsın gerçekten. Bir geceleri yatarken bir de şeyleri kapatmayı denedim.
içi ne diyeceğim? İki tanesini camının kapatmayı denedim. Camının kapattığımız zaman adet elektrik sıcak halinde çok inanamazsın uyuyamadık. Saat 5'e doğru geliyordu, camını yeniden açtım çünkü havasız, bu havasız içerisinde uyuyamazdım abi. Ama mecburen camları kapatıp denedik. İki defa kapatıp denedim. Camları açık bırakacağım çünkü yapacak bir şey yok çünkü hava girmesi lazım ki yoksa çünkü şey 45 derece sıcaklıkta çünkü ben camları kapatıp ben öyle kullanamam abi. Çok sıcak abi. İnanamaz bir şey İstanbul yani. İstanbul halinden yanıyor. Aydın elektriğin içerisinde işte bazen işte atletle dolaştım. Atletle işte terledim, atleti değiştirdim. Normalde bir tişört giyerdim işte sabahtan kalktım. Atlet gerçekten ter. Gece yatarken terliyoruz abi, terliyoruz. Terliyoruz abi. Terledik yani gerçekten haddinden terledik ya. Yazın ben sevmiyorum çoğunu abi. Sevmiyorum, sevmiyorum. Yazın ben böyle yaşamayı sevmiyorum. Bir de yani evlerde işte şey yok. Bizim evde klima yok. Bir şey yok. Sevmiyorum ya. Abi sevmiyorum, sevmiyorum. Sevmiyorum yazın ya. Ne yapayım abi, ne yapayım? Sıcaklıktan yaşayamıyorum. Hatta yaşayamadığım süre evimizde klima olsa tamamdır. Klimalarda sıkıntı abi. Klimalarda evde çok elektrik faturası yapıyor. Bizim o kadar paramız yetmiyor. Evlerde biraz klimalar çok elektrik yakıyor. Evde zam gelmiş. Şimdi klimalar sıkıntılı evlerde. Bir de şeydi. Klimasız bir evde yaşamak bir de ben bu yazın da bekletiyorum. Ve de yazın sıcaklığını da sevmiyorum abi. Sevmiyorum abi ya. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Nasıl anlatayım abi? Sevmiyorum. Sevmiyorum ya. Yazı daha ne kadar belgesel anlatayım? Allah Allah. Başka belgesel anlatırız seninle birlikte. Yani şimdilik ben de sana da yeni bilgileri vermeye çalışayım da bir de söyleyeyim yani abi. Ama yani söyleyeyim bilgilerimiz olsun yani. Gece yattım bir yandan döndüm. Nasıl yattım? Bir yandan uzandım. Döne 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 yattım. Bak nasıl ya, oturuşursa yaptım biliyor musun abi? Kafanı böyle kadar uzattım. Şöyle uzattım. Şöyle uzattım. Durmadım abi. Durmadım. Durmadım. Uyuyamadım ya. Uyuyamadım. Bak doğru düzgün uyanlarım sokturamıyorum kendime ya. Uyanlarım girmiyor abi. Uyanlarım girmiyor sıcaklıktan abi. Temmuz aylarından Ocak ayında, Şubat ayında daha rahat ediyorum abi. Ocak ayında çok iyi yaşıyoruz. Ocak aylarında çünkü havalar soğuk oluyor. Hem de camını da açıyoruz da soğuk geldikçe rahatsız etmiyor ama soğuk. Temmuz, Ağustos aylarında çok metnet ediyor ama klima olsun da evde iyi olurdu ama klimalarda yine sıkıntı yani babam da yine yurt dışında çalışmıyor. Yani bir de artık emekli oldu, bir de şey oldu, çalışamıyor, bir de para gelmiyor. O yüzden klima parası yetmiyor, oturayı ödeyecek yetmiyor. Ne yapayım abi? Mevcut yapacak bir şeyimiz yok abi. Vantilatörlerimizi de soğutucu olanlardan önüne oturacağım. Serinlemek için yaşayacağım abi. Aydın elektriğin içerisinde. Ne yapayım abi? Yapacak bir şey yok. Camları da kapatmaman lazım. Camları bir tek Şarköy'e giderken bak şimdilik uzaklara gideceğim ya otele gideceğim. Ağustos'un ikisine. Ne zaman Ağustos'un ikisine giderken gecenin saat 12 kapanış yaparken camımı kapatacağım ama adet elektrikte orada kapattığım zaman orada yatmayacağım yani salonda yatacağım abi çünkü. Elektriği, tüm elektriği kapatacağım abi. Hepsini kapatacağım. O zaman salona geçeceğim. Salonda yatacağım. Abi.
Kahveler var ya, herhalde mis gibi ya. Arkadaşlar şimdi ben ID.3'ye geçeceğim. Burada içmeyeceğim. Evet. Arkadaşlar ne yapalım, vallahi evlerde bayağı sıcak. Eski emirde eskiden zamanlarda böyle şeyli gençler. Arkadaşlar bazen böyle tatlı içerisinde kırmızı cıva gösteren derecelerden var ya abi, ondan çok korktum. Annem kaç defa uyardı, o dereceden alırsan diyor. Cıva bir daha bir yandan patlatırsa, bir yandan bu tehlikeli yükseklik bir yandan hastalık çıkartabilir diyor annen diyor. Badana yaptırırken derecenin etrafını boyamış. Dereceyi biz oradan çıkarırken badana lekesi kalmış. Kalmış yani. Gençler. Kalmış. Abi öykü dereceler çok tehlikeli yani, cıvalı olanlardan. Bir yandan çok yükselirse cıvası patlatıp yükseklik gelebilir yani Allah abi. Söyleyeyim yani. Abi hiçbir zaman sıcaklık yok böyle, var ya Temmuz, Ağustos. Haziran geldi ya, Haziran'dı ben o kadar. Haziran'da hiçbir zaman ben böyle metnet edecek şekli hava yoktu abi. Haziran'da biraz daha serindi, hava esiyordu. Yazın ilk başlığında. Temmuz, Ağustos metnet ediyor beni. Temmuz, Ağustos'ta sıcak oluyor. Çok sıcak. Bak ID.3'ye gire girmez. Bayağı sıcak. Camlarınızı açsan da, vatölatörlerimizi de açsan da fayda etmiyor. Camını kapatsan da ID.3 o kadar çok sıcaklık girecek. 45 dereceden fazla sıcaklık inecekti ki inanamazsın da. 50 derece, 60 derece olurdu gençler. O yüzden camları açıyoruz abi. Camını açsan da yine hava gelmez de. Hava gelmez de, fayda etmez de. Odada işte öyle kötü kokuları, kötü koku kokarsa işte çok kötü, bu sıcak havalarda biraz kötü koku kokması kötülük olabilir. Karşınıza gelebilir yani. Yo, ama kötü kokuları karşı havalandırmaya çalışıyor bir tek. Havalandırıyoruz bir tek. Bir şeylik yapmıyoruz abi. Öyle diyeyim. Yani abi başka yorgan dattanelerimiz olmadığı için mevcut bunu kullanıyorum abi. Yatak, inanamazsın çok sıcak. Çok sıcak. Uyuyamıyorum abi ya. Burada uyuyamıyorum. Vatölatör bak tam dibinde inanamazsın. Doğru düzgün hava vermiyor, görüyor musun? Bak biraz soğukluklu hava da var. Hiçbir şey, her bokluk hava yok. Her bokluk hava vermiyor ya. Baksana 3'te çalışıyor. Her 3'te çalıştıracağım, her bokluk yok ya. Minnet ne yapacak Allah aşkına? Vatölatör çalıştırsan da evlerde de fayda etmiyor mu yani abi yani? Öyle diyeyim ya. Arabaya biniyoruz biz annemle. Arabanın klimasını bir yandan açıyoruz ki araba yanıyor. Binebilmez yanıyor abi. Ama arabanın kliması var, ama arabanın kliması çalıştırabiliyoruz. Evlerinde klima olsa keşke de arabadaki gibi. Evlerde var ya inanamazsın, o kadar sıcaklık durum yaşamayacaktık. Yazın metlet etmeyecektim. Yazı kendime durumlarda da yaşamayacaktım. Yazın ben çok fazla yaşamayı sevmeyecektim o zaman. Yazın ben sıcaklığını kurturacaktım, edecektim. Klima soğukluğunun durumunda yaşayacaktım evde yani. Öyle diyeyim diyen yani abi. O yüzden de sıcaklığı sevmiyoruz abi. Sıcaklık bizim sıcaklık ayak abi. Bizim sıcaklık durumlarda yaşamımıza ayak abi. Öyle diyeyim yani. Evde klima olsa tanamdır. Soğuk olsa iyi. Yazı ben o kadar metnet etmezdim. Yazı ben kurtaracaktım. Yazı ben kurtardığımda yazın sevmesin dedim. Sevmese yaz o kadar beni ilgilendirmeyecekti o zaman. Abi yaz beni o zaman beni ilgilendirmezdi. Öyle diyeyim yani. Evet ben de öyle diyeyim ben. Yazı ben o kadar sevmiyorum ki yani abi. O ilgilendiriyor ki de. Klima olsaydı evde, arabada var da. Arabadaki gibi evde de olsaydı evin kendi kliması tamamdır. Yazı beni bir daha beni o zaman o kadar sıcak havalarda beni ilgilendirmeyecekti beni.
O kadar beni ilgilendirmezdi gençler. Öyle diyorum yani abi. Öyle diyorum yani. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Belgesel, yeni bir belgesel videolarımızı da izlediğiniz için. Evet arkadaşlar, bugün kanalımıza lütfen abone olursanız ben de çok sevineceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, ben televizyon açacağım, seyredeceğim de. Arkadaşlar yalnız o kadar yani millet yani nasıl durum yaşayabilir bilmiyorum yani abi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize. O kadar sıcaklığına yakalanmayın. Güneş hasta edebilir gerçekten. Fazla dışarıya çıkmayın. Söyleyeyim sana ha. Arkadaşlar bugün Temmuz ayının kaçını söylüyorum biliyor musun bugün? 26 Temmuz'un 2023 ayını çarşamba günü yaşıyoruz. Çarşamba 26 Temmuz'da bugün sıcaklık yükseklik bak. Bugün sıcaklık çoğaldı bak söyleyeyim. O yüzden belgesel bilgi vermeye çalıştım. 26 Temmuz'da yaşayan kişiler izlesinler ki. Abi. Bir tevazısı yorumlarda gelsin. Yorumları kapatmıyorum, yorumları açıyoruz abi. İsteyen yorum gelsin söyleyeyim yani. Kendinize iyi bakın. Ayda Dere Trik'te YouTube kanalımızda kalın. Boşa kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.